Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lâkıbetü lil muttakîn ve ssalâtu vesselâmü alâ hayri hulqi Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Muarrihler bu kişi hakkında kuyudaki sözlerini aytadı. Bu kişi Muhammed Aleyhisselam'dan keyin görmütürgen en yaxşı adamı öldürdü ve Muhammed Aleyhisselam'dan keyin ham insanlar içindeki en yomanını öldürdü. Vahşi ibn Harb raziyallahu anhu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni suyukli bo'lgan amakisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Makka'daki ishangan tayangan kişilerden biri Hamza ibn Abdulmuttalib raziyallahu anhu Uhud azatida qatl qilindi. Mana shu azatda u kishi shahid bo'ldi ve müşrikler ularni qornilarini yorib, quloq burunlarini kesib, ayollar xususan Hibbiyyatda jigarini olib chaynadi. Mana shu shahidlarning sayyidi bo'lgan Hamza ibn Abdulmuttolibni o'ldirgan kishi Vahshiy ibn Harb. Va xuddi mana shu Vahshiy ibn Harb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qandaydir qalbini o'rtagan bo'lsa, qanday qilib qalbini tinmagan bo'lsa, xuddi shu suratda musulmonlarning qalbiga Yamoma kunida Musaylama kazobni o'ldirdi va musulmonlarning qalbiga malham qo'ydi. Vahshiy ibn Harb al-Habashiy kunyasi Abu Dasma edi. Bu sahobiyning qissasini hatto bir og'ir qissa, qonli qissa va mahzun, hazinli bo'lgan qissa. Vahshiy ibn Harb haqida hikoya qilib aytadi. Men Quraysh sayyidlaridan Jubayrimdan Mut'aynning quli edim. Jubayrning amakisi Tuayma Badrda halok bo'ldi. Hamza ibn Abdulmuttolibning qo'lidan. Mana shu amakisini qatl qilgan, amakisini o'ldirgan Hamza ibn Abdulmuttolibga nisbatan Jubayrning o'tining qalbida bir hasad o'ti yonar edi. Va to Hamza ibn Abdulmuttolibni o'ldirmagunicha, o'ldirishlikka qasam ichdi. Lot va Manot xudolarni o'rtaga qo'ygan bo'ldi. Va mana shu Hamzani roziyallohu anhuni o'ldirishlikka bo'lgan fursatni foydalandi. Uning bu kuchligi uzoqqa cho'zilmadi. Abu Sufyan boshchiligidagi Quraysh mushriklari va bir qancha o'zini ittifoqdoshlarini jamlashdi va Uhudga qarab kelishdi. Abu Sufyan mana shu Uhud g'azotiga tayyorgarlik ko'rib kelar ekan, bir qancha Quraysh ayollarini o'zlaridan olib kelishlikni to'g'ri deb bildi. Uni maqsadi shundan iborat ediki, agar Quraysh mushriklari Quraysh qo'shini orqaga chekinmoqchi bo'lsa yoki orqaga bir qochmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ayollar ularni shijoatlantirishlik uchun oldiga turtib turishlik uchun orqada turishligini ma'qul deb ko'rdi va o'zining ayoli Hind bint Utbani ularga boshliq qilib bir to'p mushrik ayollar ham jangga kelishdi. Hind bint Utba Badr g'azotida o'zini otasi, amakisi va ukasidan ayrilgan edi. Utba ibn Robiyani Hamza ibn Abdulmuttolib o'ldirgan edi. Bular ana shu Badrda o'tgan alamini, qasosini olishik uchun Uhudga yetib kelishdi. Vahshiy ibn Harb qissasini davom ettirib aytadi: "Men bu qo'shin Uhudga qarab kelar ekan, ayollar bilan oxirroqda kelar edim. Shunda menga ana shu o'zimiz sayyidim aytdiki: "Ey Abodasma, ozod bo'lishingni xohlaysanmi?" dedi. Shunda men aytdim: "Qanday qilib?" dedi. "Kim meni ozod qiladi?" "Men ozod qilaman." dedi. "Qana qilib ozod qilasiz?" "Sen meni amakimni o'ldirgan Hamza ibn Abdulmuttolibni o'ldirib bersang, men seni ozod qilaman." dedi. Aytdiki: "Ha, buni kim oldida aytishingiz mumkin? Men qanday ishonishim mumkin? Kim menga kafillik beradi?" deganda, "Men senga odamlar o'rtasida qasam ichib so'z beraman. Agar sen Hamzani o'ldirsang, men seni ozod qilaman." dedi. Shunday qilaman dedi. Va yo'lda ketarkanmiz, har safar qo'limda quyoshning nurida charxlab turgan nayzani ko'rgan Hindbud bo'tar ekan yoki men Hindning oldidan o'tar ekanman, menga qarardida: "Ey Abodasma, qalblarimizga bir shifo bermaysanmi? Hamzani o'ldirishingdan" deb qo'yardi. "Men Habashiy edim. Nayza otishlikda nihoyatda mohir edim. Ana shu nayzani oldim. Bitta maqsad bilan Uhudga chiqib bordim. Hamzani ikkita qo'shin Uhudda bir bilan to'qnash kelgandan keyin Hamza ibn Abdulmuttolibni uzoq istashlikka to'g'ri kelmadi. Chunki u musulmon qo'shinidagi yagona jangchilardan edi. Arablarning ichida pahlavonlari jang maydoniga chiqqanda
Roborta turgan düşman koşunlarının en sara cançılar, en pahlavanlarını özge çakırışlık için başı götüyor kıştıfatını kıstırışlarlardı. Yani en zor inen aldım ki, ben bu koşunda en zor imanda geldik, bu çakır oldu. Onu bu çakır oluyor, müşkülerden laboratuvar cevap veriyor olmasıdır. Roborta hiç kim doğru kemasıdır. Doğru ki geleni Hamzat'ın tutu alıp kılıçı bulan çapı öldürerdi. Bekerge Asadullah da yani lakabda olma geldi burada. Vakti bu aradım, bir taşın arkasını tutturup Hamza'ya hamle kılıçı için, nayza atışı için kolay fırsatını paylatır yanında Kureyş suvarilerden Seba İbni Abdülazza ey Hamza, men bilan yakken erkeğe çıktım. Ey Hamza, men yakken erkeğe çıktım diye bakırdı. Şimdi Hamza onu kabul kıldı da kemeni aldım dedi. Bu Seba onu aldı, kelişik bilen Hamza bir zarba bilen onu vurup konu gidiyorlar ve yat yüzü koydu. Şunda bana şu halatı türgende nenzen atıştıkça cüde bir kuleye bir halat doldu. Ve Rasman'ı mücceladım, nenzen attım. Nenzen onun kanlını pas kısmı geçirdi, arkasından ayağın arkasından çıkıp aldı dedi. Lekin yıkılgeni yok. Men tamam yakaladı da bir neçe kadar taşlar geldi. Ölüm gözüm göründü. Lekin şunda Hamza, şunda yıkıldı. Aldı gibi vardım, ölgenliğine anak bilgenimden keyif, nenzeni soğurdum. Özümüzü koşumunda çadır tamamen karar vardım. Çünkü Hamza'dan başka beni müccellerken dolayı tek işim yoktu. Özümü azat bol şimdi sabah bol adı genişti. Bacara bol genedi. Uhud günü Müslümanlar Allah Ta'ala olarak tez de galabanı verdi. 7-8 metre bayrağını yıkıştı. Bir saat yetmeyen müddet içinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e körsatmasıyla Resulullah'ın buyruğu ile sözsüz itaat kutturken payetlerdi Allah Ta'ala galabana nuhayete tez verdi. Müşrik koşunları kaçtı, Müslüman arkasından kuvvardı. Arkada koyanlar ölceledi, yıkıştırıştı başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani şu Rumat çokkısıyla 50 tek amançını kutluğa geldi ki biz yenisegen, yenilsegen, kırılıp kessegen, ölce yıksegen menden açık bir buyruk, açık körsatma kendine görünce olmayla da takvim istilerdi yani. Ana şu arkanı tosup durgen, Tağdüs'te 50 teke maç tuturdu. Halid'in ne var ya, başçılığındaki koşun bir neçe metre hareket kıldı Müslümanlarda. Arkası alemkeli oluşmuşken. Lekin Resulullah'da sözü de durgen, 50 teke maçlarını kaytarıp durgen idi. Yani kaçanı ki, galiba Müslümanlarda gözüge körünüp, arkasından ölce kadar kötü koyanlardan ki, arka açılıp kaldı 50 teke maç şükür etti devreden. Ve Halid ne var ya, arkadan geldi. Müslümanlar ikide, otta ortası da kaldı. Müslümanlar yengelişti. Cüde köp, bana Müslümanlardan 70 kişi şahit oldu. Ayarlar, Müslüman şahit oluyorken cüstelerin üstten hak oradılarını kılardı. Kulaklarını, burunlarını kesişerdi, közlerini oyardı. Hatta Hind binti Utba, ana şu şahit oluyorken kişilerini kulağı burunlarından kesip, boynuna şalak ile oyanıdı. Hamza'nın öldüğü geldiğini körgenden ki, kulağıdaki, kolideki tırlarını geçip, bana bana sana agil, etiyatlı gel, kereyi koradı, o cüden kımmat, bahav mühimler dedi. Hamza bin Abdül Muttalip'te karnını yar gizdi, cigerini alıp yer, cigerini çayını yemen dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazat tügedi, müşriler ketti ve Müslümanlarını şahit boyuyorken cüstelerini alıp yıkayken de Peygamber aleyhisselam bu şahitlerle nispeten kılınken mağdurdan katlı ısırap geçişti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anakisi Hamza bin Abdül Muttalip'te körgen de hatta maşı avaz çıkarıp kılıp yığılırken de avaz çıkarışı gibi ise kattığı yığıladı. Resulullah şu yüyeçi hiç kaçan bunda yığılamayken buladı. Şimdi Peygamber Aleyhisselam yakışık görüyen anakisine bunda bir hakaret kılınkeni körüp durup cahil üzüldü ki Allah'a yıkasın. Eğer Allah Uhud Kureyş üstüden beni galip kısa 70 tasını müslah kılaman dedi. Kim buna sen Resulullah Aleyhisselam kılmadı? Buna sen kaydı. Abu Dasmani'nin Vahşi İbni Harb'nin seyyidi Cübeyr ibn-i Mut'ayn sözü de durdu, onu azap kıldı. Ayda azap oldum, yanda kur kişi ve hasıf halatı yaşadım. Lekin Müslümanlar Uhud'da İngilizce karamazdan Muhammed'nin dine künden künge rıvaş kapı vardı. Onlar yaşayanlar sağlı köpeği vardı. Saat sayın onların adadı köpeği vardı. Şimdi Mekke fatıge Muhammed Koçun'dan kelekkenini geçtim de Taif'e kadar kaçıp gittim. Taif'e kadar kaçıp gittim. Taif'e vardım ve Taif yerinde bir kança müddet yaşayanından keyin Taif akıdan bir tür vakiller Muhammed'e teslim olup Muhammed'e dini görüşü yakıdaki haber bulan bayat vergeni Mekke'ye geçişti.
Şunda endi men Yamanga qochib ketaman shekilli. Yoki Shomga qochib ketaman shekilli deb turgan paytimda bir aql shu joyda bo'lgan bir farosatli kishi, "Ey abodasmi, senga voy bo'lsin. Muhammad hargiz shahodat kalimasini aytganlarni qatl qilmaydi. Sen tezlik bilan borib iymon kalimasini aytib olgin" dedi. Toifdan Yasribga Madinaga qarab bordim. Madinaga kirganimda ehtiyotkorlik bilan qo'rqib-pisib so'rab surishtirdim. Muhammad alayhissalom masjid ekanligini topdim. Oldiga bordimda Rasululloh o'tirgan edi. Shunday borib turib, qala Rasululloh unga qaramasdan turib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday ko'zini ko'tardi-da, "Vahshiy ibn Harb senmisan?" dedi. "Ha, men" dedi. O'tirdi. "Ana kimni qanday o'ldirding?" aytib berdi. O'tirdim, so'ziga itoat qilgan holda va birma-bir bo'lib o'tgan narsani aytib berdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitgandan keyin, "Ey Vahshiy, senga voy bo'lsin. Bugundan boshlab ro'paramdan ko'rinmagin hech qachon" dedi. Shu sahobiyni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshanamga kelmagan, "Seni ko'rmay hech qachon" dedi. Vahshiy narhi aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgunga qadar shu buyrug'iga itoat qildim, peshanasiga hech qachon chiqmadim. Rasululloh bir joyda o'tirib suhbat qurmoqchi bo'lsa, sahobalar hammasi intilardi, bir safga oldinda o'tirishi kerak, men oxirroqda o'tirishga harakat qildim, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni yuzimni ko'rishni xolamas edi. Vahshiy ibn Harb o'zining qissasini aytib davom ettiradi. Islom iymonga kelgandan keyin avvalgi qilingan gunohlarni Alloh kechirishligini bilar edim. Lekin baribir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbiga qanday qattiq jarohat yetkazganligimdan o'zimni o'zim kechira olmasdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgunga qadar Rasulullohga ko'rinmadim. Ne baxt Rasululloh bilan zamonda yashashlik, ne baxt kalima ketish, lekin Rasulullohning yuziga qarab o'tirishlikka Rasululloh man qilib qo'ydi. Chunki payg'ambarimizga yetgan azob qattiq bo'lgan edi. Rasululloh vafot etdi va xilofat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qo'liga o'tdi. Shunda bir qancha arab qabilalari dindan qaytib murtad bo'lib ketdi. Banu Hanif qabilasidan bo'lgan Musaylama ismli bir kishi o'zini payg'ambarlik da'vosi bilan olib chiqdi. O'zini payg'ambar deyar edi, Rasulullohga xat yozgan edi. Muhammad Rasulullohga Musaylama Rasulullohdan deb yozgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javobini yozgan edi. Muhammad Rasulullohdan Musaylama kazzobga. Ya'ni yerni yamini senga berdi Alloh, yamini menga berdi mazmunda xat yozadi payg'ambarimizga. Rasululloh javob yozadi. Yer Allohning mulkidir, xohlagan bandasiga uni meros qiladi. Buni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir qancha qo'shin chiqardi. Ana shu qo'shin chiqarganda Banu Hanif qabilasiga chiqqan qo'shin ichida Musaylamani yo'q qilishlik uchun chiqqan qo'shin ichida Vahshiy ibn Harb ham bor edi. Va o'zimga aytdim, "Ey Vahshiy, seni fursating keldi. Qilgan aybingni yuvib tashlagan vaqt keldi. Qo'ldan chiqarmagin." Qo'limga Hamza ibn Abdulmuttolibni o'ldirgan nayzamni oldim. Va ana shu o'lim bog'chasida, Yamoma kunida o'lim bog'chasiga bordim va Musaylamani poylab qoldim. Xuddi Hamzani o'ldirgandek payt poylab turdim, Musaylama qo'lida qilichi bilan shunday turar edi. Qarasam, menga o'xshab bitta ansoriy musulmonlardan uni poylayotgan ekan. U qilichi bilan turibdi, bu nayzasi bilan turibdi. Fursat qulay fursat tug'ilganda nayzani otdim, Musaylamaga sayildi dedi. Sayilishigi bilan hali ansori kelib turib choq tashadi. Alloh biladi kimimiz o'ldi dedi. Lekin Allohga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridagi yashagan odamlarda eng yaxshi bo'lgan Hamzani o'ldirgan odam Rasulullohdan keyin yashagan odamlarda eng yomoni Musaylamani o'ldirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgunga qadar bu sahobiy Rasulullohning yuziga ko'rinmasdan o'tib ketdi. Lekin bu kishilar o'tgan umridan qattiq pushaymon yeb, qolgan umrini Alloh va Rasulining rozi bo'ladigan yo'lda yashashlikka muvaffaq bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo ularni hayotiga ibrat bo'lishiga nasib qilsin. Inshaalloh 8 rakat degan